Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Hidayətullah Oğuzxan mühim məsələlər haqqında düşüncə verdi. Bir qancha kundan buyon Zinnatgul vaqasidan keyin ijtimoiy uchur vositalarida tarqalib yurgan millatimizning andishalari bilan birlikda ba'zi bir g'arazli kishilar tarqitayotgan barliq ig'vo so'zlarga qarata javob berishini talab qilib, Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi va Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh Og'izxon apandini qanalimizga taklif qildik. Qanalimizning Sharq Turkiston kun tartibi programmasining mehmoni bo'lgan Og'izxon apandi millatimiz bilishi kerak bo'lgan barliq savollarimizga 2 soatga yaqin davomlashgan programmamizda atrofliq javob berdi. O programımızda yana Ma'arif təşkilatının faqatlı bir cəmiyyət əməsliyini, yıldızı uzun tariximizga tutaşqan hərəkət ikənlikini, iğvagərlərinin sürən çıxırışı bilən təvrinib qalmaydıqanlıqını, müstəhkəm halda təvrənməsinin haqda bilgən yoluğu davam qaladıqanlıqını bildirdi. Programımızın təfsilatını qanılımızdan törüşünlərini ümit qılımız. Abdülkəm xan ustazımız, Abdülqadir Yapçan akimiz və başqa nurgun ustazlarımız ilə bizdən vətəndə bu fikrini yaydıq. Sharqi Turkiston davosini, Sharqi Turkistonchilikni, Sharqi Turkistonning iznasi bo'lgan 30 yil qurilgan Islom jumhuriyatini xalqimizga eslatib, Sharqiy Turkiston davosining boshqa bir yerda dushman izlab, boshqa bir yerga ketib, davoga zarba berishning xato ekanligi to'g'risida buning bu fikr, bu iddiyani millatga singdirishga tirishgan biz bu. Mana shu sabablik Abduqodir Yapchan turmoqchi chemidimi? Mush sabablik Xitoy Abduqodir Yapchanni Xitoyning ko'p qism uyg'urlarni qo'yib o'tganligi haqidagi bayonoti xalqaroni qoyil qilolmadi. Xitoy markaziy axborot ishxonasi tunugun axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, yig'inda jazo lagerlaridagi uyg'urlarning ko'p qismining oilasiga qaytganligini bildirdi. Yig'inga atalmish uyg'ur avtonom rayonining raisi Shohrat Zakir va muavin rais Erkin Tunyas qatnashgan. Erkin Tunyas 90% uyg'urlarning jazo lagerlaridan qo'yib o'tilganligini, ularning hozir baxtli yashayotganligini bildirgan. Ama o muhbirlerinin kamalgan uyğurlarının sani hakkıdaki sualıga cevap verişten özünü kaçırgan. Ve bir kısım taratkularının natuğru maksatlı Xitay'a karı çaplı kallıqını eğitip itiraz bildirgen. Uyanı sözüden nurgulgan uyğurlarının ma'arif terbiyesinin mahrum kalgalıqını, atılmış terbiyeleş merkezi terbiyelengendikin ularının hizmet tapalı kallıqını, hazır bəxtlik yaşavat kallıqını bildirgen. Xitay dairlerinin mezgur bayanatı çeteldeki taratkular ve şahslarının gümanını kozgan bulup, Xitoyning bu haqda hech qanday tafsili ma'lumot bilan ta'minlanmaganligini, shuni ularning bu bayonotdagi so'zlarini dalilligini bo'lmaydiganligini bildirishdi. Chet elda yashayotgan uyg'urlar urug' tuqqanlarining hozirgacha izdiriki bo'lmaganligini, shuni Xitoyning bu so'ziga ishonishga bo'lmaydiganligini bildirishdi. Shundoqli qo'rchoq amaldor Erkin Tunyozning nurg'ullagan uyg'urlarning ma'arif tarbiyasidan mahrum qolganligini bildirgan so'zlarining butunlay yolg'on ekanligini Jazo lagerlarida 100 minglagan uyg'ur ziyolilari va olimlar qamalgan bir paytda uning bu safsatisining hech qanday qimmatga ega emasligini bildirishmoqda. Tramp Xitoyning davomli Amerikani qoqti-soqti qilayotganligini bildirdi. Amerika bilan Xitoyning bir mazgil to'xtab qolgan savdo suhbati 30 iyul kuni Shanghayda qaytadan boshlandi. Hozir garchi suhbatning qandoq natija bilan oyoqlashadiganligi texnik ma'lum bo'lsa-mu, bu vaqtda Xitoy va Amerika hukumatlari o'xshash bo'lmagan darajada inkas qaytirdi. Xitoy rejimining qoni bo'lgan Xinhua agentligi bu vaqtdagi xabarlarda Amerika vakillari Richard Nixon apandining ziyoratidan ulg'i elishi lozim deyish orqali 1972 yili Amerika prezidenti Richard Nixonning Shanghai shahrini ziyorat qilgandan keyin Xitoy bilan hamkorlik munosabati o'rnatish kelishimlariga imzo qo'yganligini ishorat qildi. Ama Amerika Prezidenti Donald Trump şu günü Twitter'a yollagan uçuruda Xitay bizni devamlıq soqumen dep hamxiyal qılıvatıdu dep yazdı. Şunundaki Xitay tarafının her kaçan söhbetinin ahirgi baskıçıga barğanda alaqadar kilişim mezmunini öz paydasıga boysundurup tənşeşke urunup kilivatqallıqını keskin tənqilidi. Hem de bununla misal qatarı da Amerikanın yezi igilik mahsulatlarını setiveli sahasidiki kılmışlarını tilga aldı. Prezident Donald Trump özünün Twitter uchurida Xitoy rejiminin 2020 yildagi prezidentlik saylamining natijasini kutib, suhbatni qasdan so'zayotganligini. Navodi özü bu saylamda saylanmay qalsa, keyingi navbatlik yumshoqbosh Amerika prezidentini davomli qoldirib,
ötken 30 yıldakiga oqşaş Amerikanı davamlı qaqtı soqtı qilishning koydu bolıwatqanligini bildirib, men saylamda yengib chiqqandan keyin Xitoyning duch keldigini hozirgi savdo söhbitida muzokara qilinayotganda mu iğırlıq zarba bo'ladi dedi. U yana kelgusida bu xildagi savdo söhbitini o'tkizmayla qo'yish bilan birga texmi kuchlik ko'zirlarni o'ttirga tashlaydiganligini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha bugungi savdo söhbitiga Amerika Moliya ministri Steven Mnuchin va Xitoyning muavin bosh ministri Liu He bevosita ishtirok qilgan bo'lib, suhbatning natijasi mushu hafta aniq bo'ladi ekan. Abim tashkiloti Sharq Turkiston ma'rif jamiyatini ziyorat qildi. 30-iyul Malayziyadan kelgan Abim tashkilotidan bir hay'at Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Ziyorat kelgan mehmonlarni Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyati raisi Qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon, Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalom Taklimakan, Avstraliya Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining raisi Nurmuhammad Turkistoniy kutib oldi. Mehmonlarga Sharq Turkistonda yuz berayotgan yangi masalalar va Turkiyadagi Sharq Turkiston da'vosi tanishtirildi. Hamda Sharq Turkiston da'vosi haqida fikr almashtirildi. Abim tashkiloti uzundan beri Sharq Turkiston da'vosiga yaqindan moslashib kelayotgan hamda Sharq Turkiston xalqiga ansorlik qilayotgan Malayziyadagi eng cho'ng tashkilotlarning biri. Ularning Sharq Turkiston xalqiga qilgan yordami va hamkorligiga rahmat bildirish uchun ularga Uyg'ur do'ppisi, konvoy ko'ynak va xotira buyumi hadiya qilindi. Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkilotida kishilik huquq mexanizmini ma'lumotlashtirayotganligi tanqidlandi. Yaqinda vakolatsiz millatlar tashkiloti ANPO tafsili bir parcha dokument e'lon qilib, Xitoy rejimining qonunlik va qonunsiz vositalarini to'liq ish qilish orqali ziyonkashlikka uchragan xalqlarning ovozini tunjuqtirishga urinib kelayotganligini keskin tanqidladi. Mazkur dokument 3 yillik tadqiqot asosida tayyorlangan bo'lib, bu jarayonda 77 nafar kishilik huquq himoyachilari ziyorat qilingan. Shuningdek, Rossiya, Iran va Xitoy markaz qilingan bo'lib, Xitoy rejimining qandoq rezil vositalarini qo'llanib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaroliq so'rovlarda boshqa xalqlarning o'zlariga qarshi ovozini o'chirish yoki anglatmaslikka urinib kelayotganligi fosh qilindi. Dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy rejimi har vaqt Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining turli yig'inlarida boshqa millat vakillarini yig'inga qatnashishdan to'sishning qasdida bo'lib kelgan. Jumladan Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Dulqin Aysa Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir necha qitimliq yig'iniga rasmiy taklif qilingan mehmonlar qatorida bo'lsa-mu, Xitoy rejimining har xil shakllardagi batnam va suiqasdlari tufaylidan uning kishilik huquq yig'inlariga qatnashib, Uyg'urlar duch kelayotgan zulmlar to'g'risida ma'lumot berishi cheklamaga uchragan. Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining raisi Ralf Banchi bu vaqtda so'z qilib, Dulqin Aysa apandi shaxsan Xitoy rejimining terrorchi degan tuhmatining dardini harg'icha tortdi. Uning hatto mushu Birlashgan Millatlar Tashkiloti binosiga kirilmagan vaqtlari bor degan. Mavlud Chavusho'g'li Uyg'ur masalasi ustida to'xtaldi. Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li Xitoyning Uyg'ur masalasi ustida to'xtalib, bizning umidimiz Uyg'ur qarindoshlarimizning bir Xitoy hokimiyati ostida tinchlik va xoshal xoramlik ichida yashashidan iboratdir dedi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li 52-chi navbatlik Sharq Janubiy Osiyo davlatlari birligi Tashqi ishlar ministrlari yig'ini doirasida birlikning bosh kotibi Lim Jok Hoy va Tailand Tashqi ishlar ministri Don Pramudvinay bilan olib borgan 3 taraf har soha dialog sherikligi yig'inidan keyin Anadolu agentligiga bergan bayonotida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan o'tkazgan uchrashuvlarining tafsiloti haqida ma'lumot berdi. Chavusho'g'li Jumhur Rais Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ayının 5'de Xitay'da elip bargan ziyaretinin icabi təsiri bulganlığını təkidledi. O mündaq dedi. Hürmetlik Cumhur Raisimizden Xitay Raisi Xi Jinping bilen kündertifke elip gelgen temalarını köz tutturduk. Bir belvağ bir yol lahiyesi bilen Otur Koridor lahiyesini birleştiriş meselesinden nemelerini kılalaydıqallıqımızdan söhbetleştik. Chavusho'g'li Erdoğan'ın bu ziyareti cereyanda Uyğurlar meselesini kündertifke elip gelgenliğini əskertip, bizning umidimiz Uyg'ur qarindoshlarimizning Xitoy hokimiyati ostida tinchlik va xoshal xoramlik ichida yashashidan iboratdir. Jumhur raisimizning ziyorati jarayonida Xitoy davlat raisi Sharq Turkistonni ko'zdan kechirish uchun Turkiyadan bir hay'at yo'llashimizni talab qilgan edi. Keyin yana 24 iyulda Xitoy bosh elchisi Tashqi ishlar ministrligimizga kelib, bu taklifni rasmiy bir yo'sinda yetkazdi. Bugungi uchrashuvimizda yana bu masalani suhbatlashdik.
Bu təklifkə Cumhur rəisimiz prinsip cəhətdən icabi cavab qaytırğan idi. Əmdilikdə Şərq Türkistanğa Xitayının təklifiga binaən oxşaş bolmagan orqanlarımızın təşkilləngən təxminən 10 kişilik bir heyətni yollamaqçımız və o yerdəki əhvallarını dostlarımız nəq cayıda közdən keçirudu, dedi. Çavuşoğlu bir muhbirinin Amerika-Xitay ötürsüdeki uruşqa alaqadar sualıqa cevap verip, biz soğudu uruşlarının buluşuqa karşımız. Ümit kılımız ki, Amerika bilen Xitay vəziyyətini yumuşdışının bir yolunu tapqay və bu xil toqunuşlar rayondaki iqtisadi tərəqiyyatqa təsir yetküzmügəy, dedi. Şərq Türkistan Ölümalar Birliki bayanat elan qıldı. Türkiye'de faaliyet ile berbatkan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliki Xitay'a kaytırılgan Zinnetgül Tursun ve onun ikki narsidi kızı hakkında bayanat ilan kıldı. Bayanata monolar tilge elendi. Birkaç günden beri ictimai uçurlarda bir sınlımız ikki narsidi kızı bilen Tacikistan arkalı Xitay'a kaytırılganlığı doğruluk gep sözler tarqılıp, halkımızın iğir sarasımıge selam atıdı. Vatanımız Şarkı Türkistan'da milyonlarca begunah halkımız ceza lagırları diye yetibatkan, teşidikilerimi üstü uçuk türmüde yaşayabatkan, Taşkiri dünya bilen alaqı pütülleri üzüvitilgen bugünkü bir vaziyette, her kandak hakimiyetinin her kandak sebep bilen bolsun, bir Uyghurni mecburi halde Xitay'a yolga selişi iğir cinayet bulup kalmasın, bir insanını karab durup otka ihtirgenliktir. Bundak bir cinayet Şarkı Türkistanlıklarının emez her kandak bir insanın beşiği gelişini halamayımız. Xalqimizga şunu eskertiş gerek ki, bundak krizisler yüzbergende, hudumuzu yoktup hissiyat bilen hareket kılmasın, akıl bilen iş görüşümüz lazım. Tacikistan arqalı Xitayga evetilgen, hemimiz hayatının endişi kılıbatkan Zinnetgül Tursun cinayeti ejinarlıq bir paciadır. Bu cinayetki sebep bulgallar kimler ve kayıs serepler bolsun, kıyamette Allah'a iğir hesap birleştin burun, bu dünyada mı hesap sorulışı gerek. Şunu mu unutmasıqımız gerek ki, biz vatanımızda Xitayının zulümlerden kaçıp muhacirette Türkiye'den ibaret qırındaşırımızın yurdu diye yaşavadımız. Biz bu devletin kanun tüzümlerine tuluq riayi kılgan asaslı yaşışımız gerek. Uyghurlarga bugünkidek bütün dünyanın hatta Avrupa'nın mı dervası takılıp kalan vakitlerde mi Türkiye'nin dervası bugünkü uçuk. 10 mıngı yakın Uyghurga nüfus verdi. 20 mıngdan köp Uyghurga ikamet verdi. Hemmege ayan bolgandek Suriye bolsun ya ki başkası bolsun, kallık sürkülüş buluvatkan, Daesh ve şununga okşaş bütün dünya terörçü teşkilatlar dep karaydıgan radikal gruplarga katnış emez, yıkılışıp kılıştın sakınış gerek. Türkiye Daesh'nin iğir hücumuğa uçurgan bir devlet. 2017 yılı yüzbergen Rayna kırgınçılığı isimizden çıkıp ketkeni yok. Şu cinayet mi Uyghurlarga artılıp kalaydıp hele endişe payda kılgan bir cinayet idi. Türkiye her tarafın üzlüksüz iğir terörlük tehdidiga duş kelip atkan bir devlet bunu süpte bilen bihaterlik tedbirlerini elişi pütülley haklıq. Bunundan Türkiye'ni hiç kim tosalmaydı. Biz kayrındaş devletlerde bihater yaşayışını halaydıkenmiz şu devletin bihaterlikigi tehdit bulduğun oğrun ve işlerden yırak duruşumuz gerek. Çet elde yaşayanlar bulup mu Türkiye'dekiler kanun prinsiplerine riayi kılıp yaşasa bir hatar turalaydı. Siyasi, ictimai ve ilmi faaliyetlerini mu erkin azadı kılalaydı. Biliş gerek ki düşman biz yaşavatkan devletlerde obrazımızı hunukleştiriş, bizge radikal terörçü kalpıkını keydirişke urunup, kan dairede hareket kılavatıdı. Xitay müstemlekçileri 70 yıldan beri vatanımız Şarkı Türkistan'da milyonlarca biguna halkımızı teşkilat kuruş, siyasi faaliyet kılış bilen ayıplab zindallarda yokutup geldi. Düşman şunu yaxşı biliyordu ki, bir milletin parlak kelgüsünü yaratışının yolu teşkillik hareket kılış, terakki kılgan devletler, teşkilatlar bilen güllündü. Allah'ın arğamçısına birlikte esilenler, bülünmanlar. Bugünkidek iğir küllerde teşkilatlarımızın etrafıya zıç uyuşup, hatalıqı bozu tüzütüp, maddi ve manevi cihetlerden kollab, birge hareket kılış, hakiki dava kılganlıktır. Eksice teşkilatlarına kar yağmurdak, kargularca hücum kılış, bilip bilmeyi Xitay'a hizmet kılganlık buludu. Teşkilatlar özü turvatkan devletlerde halkının menfaatleri üçün şu devlet mesullarına halkının avazı buluşka keçini kündüzge ulap tirişip kilovatkanlıkını aklı kor bulmağan her bir kişi biliyordu. Bunu bilmegenlik ve hakiki hizmet kıldığan teşkilatlara karşı hareket kılış tətürüp işaneliktir. Teşkilat mesullarının tirişçallıklarını hiç kim bilmese bir Allah biliyordu. Allah halkımızın vatan içi ve sırtı da öz panahıyla himaye kılsın. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Ölümalar Birliki 2019 yılı 7 ayının 31. günü İstanbul, Türkiye. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkü sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.